Kamp günlüklerinden herkese merhaba. Evet. Yine bir kamp günündeyiz. Bugün neredeyim? Karadeniz'deyim, Sinop'tayım. Sinop'un Gerze ilçesindeyim. Hatırlayanlarınız varsa yine geçen senelerde 5 günlük hayatı idame eğitiminde geldiğim şehir. Şehre bağlı olan ilçe. Evet, ben baba tarafı olarak Sinopluyum. Küçüklüğümde buralarda geçti diyebilirim. O yüzden buraları çok seviyorum. Hem doğasını çok seviyorum. Hem de bu sıla-i rahim denen, işte doğduğun, büyüdüğün, yetişmiş olduğun topraklara geri dönme hissi bana gerçekten çok güzel hissettiriyor kendimi. O yüzden tekrardan Sinop'a geldim. Maceramın ikinci günü. Evet, ikinci gününden herkese tekrardan merhaba. Sabah saatlerimiz şu anda 8 çeyreğe gösteriyor. 7 gibi falan uyandım. Böyle biraz toprak üzerinde gezindim. Şöyle güneşe doğru kendimi verdim. Bu güneşin yüzüme vuruşunu bir hissetmeye çalıştım. Burası gerçekten, yani burası dediğim tabii ki doğadaki her yer bu şekilde. Aynen, eminim Türkiye'deki her yer bu şekilde güzeldir. Burası gerçekten kendimi bana çok iyi hissettiriyor. Böyle gerçekten yenilendiğimi, resetlendiğimi, tekrardan fabrika ayarlarıma döndüğümü hissediyorum. Benim için sabah kalkıp, güneşle beraber kalkıp toprağa basmak çok önemli bir durumdur. Gerçekten hem bana hem de gerçekten insana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Her zaman söylüyorum, yani fabrika ayarlarınıza dönmek için güneşe değeceksiniz, toprağa basacaksınız. Mümkünse bir de suya girecekseniz, okyanusa, tuzlu suya girecekseniz. Bu gerçekten insan metabolizmasına ve insan ruhuna çok fazla şeyler katıyor. Tabii bu işin birkaç basamağı, bundan başka basamakları da var fabrika ayarlarına dönmenin. Ama bence en önemli 3 basamağı zaruri olan ve gerçekleştirilmesi gereken, her gün demiyorum ama en azından senenin belli dönemleri gerçekleştirilmesi gereken 3 önemli basamağıdır. Onun dışında da tabii ki beslenme. Orada da şöyle bir kuramım var. Toprakta yetişen ve toprakta dolaşan her şeyi yiyebilirsiniz. Yani toprakta dolaşandan kastım, özgür haliyle toprakta dolaşan, bir kafesin içinde yetişmemiş, yine topraktan yetişen şeyleri yiyerek toprakta dolaşan her şeyi yiyebilirsiniz ve toprakta yetişen her şeyi yiyebilirsiniz. Toprakta yetişen her şeyi de tüketebilirsiniz. Bu bence önemli olan en temel beslenme grubu. Yani bu saymış olduğum, şimdi hemen toparlayalım, fabrika ayarlarına dönmenin kuralları nelerdi? 1. Güneşe değeceksin. Güneşe değmek için yapmanız gereken, güneş doğarken güne başlamanız, güneş batarken de tüm işlerinizi yavaş yavaş bitirmeniz gerekiyor. Eğer bu süre zarfı içerisinde kalırsanız güneşe çokça temas edersiniz. Şehirlerde yaşayan yoğun iş temposu olan insanlara da hak veriyorum. Biz ne ara güneşi göreceğiz? Ama siz de gün içerisinde en azından pencereye çıkarak ya da öğle tatilde açık havada dolaşarak ya da biraz yol yürüyerek güneşe hiç de olmazsa günlük yine bir 15-20 dakika temas edebilirsiniz. Bu çok önemli. Güneşin sizin için en kıymetli ışınları da böyle sabah 10 ile öğleden sonra 2 arasında böyle salınan ışınları, UVB ışınları sizin için de en kıymetli ışınlardır. Onları da kaçırmamaya çalışın. Yani öğle vakitleri alacağınız bir... Ben şimdi size burada laf anlatacağım diye ateş söndü. Kahvaltılık ateşimi söndürdüm. Daldım konuya. Neyse, toparlıyorum. Ben birazdan kahvaltıya geçeceğim. Birazdan Sağlıklı Lezzetler programı başlayacak. Sağlıklı Lezzetler programı... Kaçırmak istemiyorsanız hiçbir yere kımıldamayın. Ama ufak bir aranız varsa benim olacak. Çay demleyeceğim. Siz de bir çay demleyin. Sağlıklı Lezzetler'de bakalım bugün hangi lezzetle karşınıza çıkacağım. Bakalım birbirinden güzel kamp lezzetlerinin içerisinden bugün hangisini seçeceğim ve sizlere sunacağım. Evet, ben biraz ateşimi harlayayım ve son olarak cümlemi toparlıyorum. Fabrika ayarlarınıza dönmek için. 1. Güneşe değeceksiniz. Sabah mümkünse güneşle kalkıp, akşam da mümkünse güneşle yatın demiyorum, uyuyun demiyorum ama en azından günlük bütün aktivitelerinizi bitirmiş olmanız lazım. 2. Toprağa değeceksiniz. Bu vücudun nötrlenmesi gibi düşünün. Topraktan bol bol elektron alacaksınız ve gerçekten insanın doğasına ve fıtratına uygun bir şekilde bir aktivitede bulunmuş olacaksınız. İnsanoğlu gerçekten toprakta yetişmeye, toprağa basmaya ve topraktan geçinmeye yönelik yaratılmış bir canlı olduğunu düşünüyorum ben. 2. Toprağa basacaksın. Bunu gün içerisinde de yapabilirsin, dediğim gibi yine böyle klasik günlük molalarında da yapabilirsin. Evinin bahçesi olanlar tabii ki çok rahat. Ya da hafta sonu en azından böyle bir şekilde ağacın, yeşilin, çimenin, toprağın bol olduğu alanlara kaçarak bu işlemi gerçekleştirebilirsin. 3. Suya gireceksin. Bunu tabii her gün yapmanız imkanı yok. Her ay da yapmanızın imkanı yok. Belki senenin belli dönemleri. Senede bir defa da olsa mutlaka o kürü alın bence. Tuzlu suya girin. Tuzlu su gerçekten insana çok iyi geliyor. Özellikle tuzlu suya girip güneşin altında kalın.
Birçok kişinin şöyle tespitini gördüm. Aa, benim işte cildimde ya da benim böyle bir rahatsızlığım vardı, böyle yaralarım vardı, böyle işte cilt problemlerim vardı. Hepsi denize girdikten sonra düzeldiğini not etmişler kendi güncellerinde. Ben de buna gerçekten çok üzülüyorum. Dört neydi? Beslenme, toprakta yetişen, toprakta dolaşan, toprakta yetişenleri yiyerek toprakta dolaşan her şeyi gönlünüzün istediğince az önce bahsetmiş olduğum saat dilimleri arasında yiyebilirsiniz. Evet, fabrika ayarlarına dönmek bu kadar basit. Sağlıklı lezzetlerde birazdan birlikte olacağız. Bugünkü programımızın adı ne olsun bunun adı? Bilmiyorum. Hiç böyle doğaçlama bir program oldu da bir isim düşünmedim. Mustafa olsun. Bu programın adı Mustafa olsun. Koyamadım şimdi. Çok heyecanlandım. Tamam. İkinci gün tümüzüyle devam ediyor. Görüşmek üzere. Ateşimi söndürdünüz ya. Şunu atayım da ateş tutuşsun. Kolay tutuşacak bir şey atayım ateşe. Hadi bakalım. Şöyle bir artistik çıkışla başlayayım. Sağlıklı lezzetlerden herkese merhaba. Evet. Kamp lezzetlerindeyiz. İkinci günümüz. Kampta ikinci günümüz. Ve yine bir sağlıklı lezzetler programı ile beraber sizlerleyim. Biraz radyomu kısayım. TRT FM. Klasik. Kampçının vazgeçilmez tek dostu TRT FM. Çünkü TRT FM hemen hemen Türkiye'nin her yerinde çekiyor. Çekmediği yer daha denk gelmedim. Cızırtılı denk çektiğini gördüm ama hiç çekmediğini görmedim. O yüzden burada da çok net çekiyor TRT FM. TRT FM çekiyorsa yapacak bir şey yok. Öyle bir seçim tercihiniz yok. Aa, şunun şarkısı mı çıksaydı, bunu mu dinleseydim, ah keşke şu olsaydı falan vesaire. TRT FM'de ne çıkıyorsa o. Seviyorum ya, TRT FM olgusunu seviyorum. Yani TRT FM'in bana hissettirdiğini, o spikerlerin ses tonunu bile DJ'lerin... TRT FM'de de DJ pek olmadı değil mi? Aslında DJ ama o DJ'lerin ses tonunu bile çok seviyorum. O Türkçeyi kullanışları, yorumlamaları, yani belli çerçeveler içerisinde konuşmaları. Tabii TRT bile şu anda eskisi gibi değil. Eskiden çok daha katı, dar çerçeveler içerisinde konuşabiliyorlardı. Ve her türlü şarkı da çıkmazdı. Sadece belli şarkılar. Mesela benim çok dinlediğim işte ekstrem şarkıcılar, gruplar falan vardı. Yerli bu arada, yabancı da değil. Yani çok isterdim çıkmasını. Amcam derdi, oğlum o TRT'de çıkar mı? Saçmalama, öyle bir şeyi TRT'de bekler misin? Yani şunun giyinişine, kıyafetine... Ya da şarkısının sözlerine bak. Bu sözleri içeren bir şarkı hiç TRT FM'de çalar mı ya da nasıl çalsın filan denirdi. O zamanlar anlam veremezdim. Şu anda anlam veriyorum. Hoşuma da gidiyor aslında. TRT'nin o tutuculuğunu, o diyorum ya, o belli çerçevenin dışına çıkmama olayını çok seviyorum. Şimdi de Ramazan bayramı. Aa, bir de hep böyle bayramlarda kampa denk gelir. Hep böyle bayram muhabbeti yapılır. TRT FM'de onu da çok seviyorum. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Biz tarifimize geçelim. Ne olacak tarifimiz? Ben size bir ipucu vereyim. Hatta 3 tane ipucu vereyim. Elimde kolot peyniri var, mısır unu var, bir de köy tereyağı var. Ney? Mıhlama. Neydi? Bunun farklı isimleri de vardı bu arada. Ben şimdi sürekli mıhlama tarifi veriyorum. Bıkmadan veriyorum çünkü hala da soruluyor. Bir de ben gerçekten çok seviyorum. Yani kampta başka bir şey yemiyorum. Zaten yapmış olduğum, yediğim 3-5 tane yemek var. Mecburen size onların tarifini döndürüp verip duracağım. Evet, mıhlama, muhlama, kuybak farklı yörelere göre veya da farklı yapılış şekillerine göre hemen hemen birçok isimle adlandırılıyor. Ama temel malzemeler belli. Kimisi suyunu az koyuyor, kimisi işte yağını fazla koyuyor, mısır ununu az koyuyor vesaire vesaire vesaire. Ama temel madde belli. Kavrulmuş mısır unu, kavrulmuş olması çok önemli. Size bunun tüyosunu verebilirim. Kolot peyniri ya da çeçil peyniri de kullanabilirsiniz. Ben yanımda çeçil peyniri de getirdim. İkisini de harmanlayabilirsiniz. Ama kolot peyniri ya da çeçil peyniri ben tercih ederim. 3. Organik tereyağı. Gerçek bir tereyağı. Yani gerçekten yandığı zaman kokusunu verecek, o rengini verecek, kokusunu verecek, lezzetini verecek gerçek bir tereyağı. Mıhlama yapmanın tek sırrı. Tabii bunu hangi oranlarda yapacağız, neyle yapacağız? Şimdi birazdan göreceğim. Ben genelde bu tip videoları çekerken işte böyle şeyler de oluyor. Fonda müzik çalıyor oluyor. O yüzden şimdi TRT FM'i açtım. Benim çaldığım çünkü müzikler, işte kasetler vesaireler filan genelde hep telife takılıyor. Allah'ımıza bir şükürler olsun da bu zamana kadar hiç telife takılmayan videomuz da olmadı. Yani kaç tane video çektiysek bütün kamp videoları hemen hemen hepsi telife takıldı. Telife takılınca da şöyle oluyor biliyorsunuz, eğer hangi müzikten takılıyorsa telife
O videonun bütün geliri o müziği yapan arkadaşa gidiyor. Eğer 3 ayrı kişinin telifine takılmışsanız o 3 arasında böyle güzel bir şekilde öşür şeklinde bölüştürülüyor. O yüzden ben de diyorum ya. Aa, tereyağım erimiş biraz. E tabi bu sıcakta normal. Hava çok sıcak arkadaşlar. Bu zamana kadar ki tabi izlediğiniz son kamplardan aykırı bir görüntüm var. Son farklarından çok farklı bir görüntüm var değil mi? Öyle şort terlik falan. Ama gerçekten şu anda Haziran'ın bilmem kaçındayız. Ne bileyim. Bayram işte. Bugün bayramın ikinci günü. Haziran'ın herhalde ikisi üçüdür. Ben genelde kampa çıkınca böyle gün ve zaman mefhumumu ortadan kaldırırım. Biraz daha şey yapayım. Heh. Oh, tereyağımız da oldu. Şunu şöyle koyalım. Yani yine böyle botlarımla geldim ama dayanamadım. Botlarımı çıkardım. Hiç olacak gibi değil. Gece bile böyle şortlayayım falan. Gece biraz soğuk oluyor. 8'den 9'dan sonra biraz soğuk oluyor ama durulmayacak gibi. Yani en azından bot giyecek kadar bir soğumuz yok. Haydi bakalım ızgaramıza koyduk. Bir yandan da çay. Çaya da su lazım. Mıhlamaya da su lazım. Lan arkadaş şu kampta su büyük sorun ya. Yemin ediyorum. En güzeli var ya bir tane çeşme bulacaksın. Çeşmenin yanında çadırını madırını kuracaksın. Orada geçineceksin. Şunu mıhlamalık getirdiydim de. Bunu çayımıza yapalım. Çay önemli çünkü. Çaysız olmaz. Mıhlama çaysız yenmez. Kamp çaysız geçmez. Hani benim bir tane videom vardı. Belki izlemeyenleriniz vardır. Hayatta 5 gün hiçbir şeysiz hayatı idame videosu. 5 gün boyunca yine işte dediğim gibi Sinop'taydım. Yanıma herhangi bir yiyecek ve su almadım. Yemek, su, çadır, tulum, herhangi bir kamp malzemesi olmadan 5 gün hayatta geçirmeye çalışmıştım. Düşünün yani çadırım yok, tulumum yok, yemeğim yok, suyum yok lan. Suyum yok ama çayım var. Cepte çaylar duruyor. Şu Lipton'un demlik poşetleri var ya, cepte çaylar duruyor. Onu da çaydanlık falan da yok ya, matarayla falan pişiriyorum, ısıtıyorum. Çay öyle bir şey abi. Yani her şeysiz giderim. Ulan su yetmedi be. Her şeysiz giderim ama çaysız gidemem ya. Ana bak ben yine böyle laf anlatırken sürekli benim kampta başıma bir işler geliyor. Şey önemli, mısır unu. Ha bir de şey. Malzemeleri tanıtırken aslında bu da malzemeden sayılır. Mıhlamanın içine dahil değil ama şöyle gelirken geze geze geliyorsunuz ya buraları. Geze geze geliyorsun. Şöyle of ekşi mayalı bir tane köy ekmeği aldım. Şöyle ekşi mayalı bir tane köy ekmeği aldım. Mıhlamamla beraber bunu yiyeceğim. Hatta bunu da biraz kızartırım öyle yerim. Aa çayım dediğim şu ya. Aha şunları kullanıyorum. Ha, biliyorum çok gurmece bir olay değil ama en azından kampta bunları kullanmamın nedeni bulaşık derdi olmuyor kesinlikle. Haydi bakalım şimdi. Mıhlama tarifimiz tüm hızıyla devam ediyor. Alabildiğince tereyağı koydunuz. O sizin biraz seçiminize bağlı bir şey. Onun bir miktarı yok. Ama şuraya iki tane, iki kaşık kavrulmuş. Bak şöyle, şöyle iki kaşık kavrulmuş mısır unumuzu koyduk arkadaşım. Yediriyoruz. Yedir. Kavruluncaya kadar yedir. Devam. Bununla işimiz bitti. Kampta en önemli kurallardan biri. İşinin bittiğini kaldır kardeşim. Ortada bırakma. Tereyağı işin bitti mi? Kaldır. Ortada bırakma. Nerede lan tereyağı? Suyu yavaş yavaş. Bak. Hiç acele etme. Biraz dök. Bütün suyu emsin. Sonra diğere. Tamam. Bu arada ateşimiz ne durumda? Şu koyu sarı bir rengi var. Böyle altın sarısı gibi oluyor. Bu rengi yakalarsanız doğru yolda ilerliyorsunuz. Şimdi ben suyu ne kadar koyacağım? Ne kadar ona ne kadar su gidecek? Böyle ne diyeyim? Bebek maması kıvamı diyeyim. Böyle bir çok katı bir püre de olmayacak. Biraz hafif akışkan bir püre olacak. Bu 500 gramlık bir peynir. 3 çeşit parçaya böleceğim gözümle.
Üçte birini koyacağım arkadaşım. Bak şöyle bir parça. Gördün? Bunun üçte birini doğra. Rastgele doğra. Peynir eriyeceği için nasıl doğradığın hiç önemli değil. Sadece doğrama şeklin senin peynirin erime hızını değiştirir. Ama şunu iki parçaya da bölüp atsan yine bir şekilde o peynir eriyecek. Evet. Güzel bir sağlıklı lezzetler programı oldu. Yine her zamanki gibi 4 milyonuncu mıhlama tarifimizi veriyoruz. TRT FM çalıyor. Mıhlama yapıyoruz. Kardeşim demiyorsunuz ki bir kere de değişik program çek. Ya ben olduğunu çekiyorum işte. Ne yapıyorsam onu çekiyorum. Şimdi sen böyle izlerken keyif alacaksın diye ben Himalayalara çıkamam ya. Orada böyle dağ keçisi avlayıp yiyemem ki. Onu izlemek istiyorsan Bear Grylls'i falan izle yani. Bizimki anam babam usulü kamp. Anadolu. Anadolu kampçısı. Annem soruyor oğlum o tavaları orada sen yıkamazsın etmezsin. Yıkama etme bilmeyen adamsın. Orada nasıl temizliyorsun? Temizlemiyorum ki anne diyorum. Şöyle biraz kazıyorum. Ertesi gün tekrar aynı tavaya koyuyorum. Bir önceki yemeğin de aromasından faydalanmış oluyorum. Hiç yağ falan da koymama gerek kalıyor. Direkt tavaya koyunca bir anda dünden kalan yağ erimeye başlıyor. Yok yok o kadar da iğrenç değilim. Yine biraz böyle kazıyorum. Şey yapmıyorum. Of! Mıhlamama bak mıhlamama. Daha dur. Daha olmadı da. Yani sünmeye başladı. Şimdilik dursun öyle de. Evet. Yerken bari görüntüsünü çekmeyeyim ya. Güzel oldu. Ama istiyorsanız şöyle bir adettendir. Yemek programı adetindendir. Yemek tadılır değil mi? Milletin gözünün içine baka baka. Ya ama Ramazan'da oruçtan çıktık. O kadar da yiyeyim ya. Bir ay boyunca yemedim. Evet. Mıhlamamızı aldım. Her zamanki gibi yine mükemmel yapmışım. Hop. Evet, sağlıklı lezzetler programından bugünlük bu kadar. Bir sonraki kamp lezzetimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben yemeğe. Herkese merhaba. Kamp günlükleri tüm hızıyla devam ediyor. Evet, kamp günlüklerinden. Aman dikenlere basmayayım. Çıplak ayaklıyım çünkü. Toprağa basacağım diye. Evet, yeni bir bölümle karşınızdayım. Ne olsun bölümün adı? Her yerde spor olsun. Bu bölümde adından da anlaşılacağı gibi sizinle kamplarda ya da salon dışı ortamlarda yapacağım antrenmanları paylaşacağım. Hem kendi antrenmanımı yapacağım hem de sizlerle şöyle güzel, pratik, çabuk biten ve çok efektif bir antrenman metodunu paylaşacağım. Şimdi seçeceğiniz antrenman metodu öncelikle sizin içinde bulunduğunuz mevcut şartlara göre dizayn edilmeli. Daha sonra tabii ki sizin tercihleriniz, sizin gereksinimleriniz artı sizin kapasitenize göre şekillendirilebilir. Ama ben burada şu anda doğadayım. İmkanlarım çok kısıtlı. Herhangi bir jim ekipmanım yok ya da bir aletim, makinem, barım hiçbir şeyim yok. Sehpam yok. Sehpasız, barsız, makinesiz sadece iki tane dumbbell ile ne yapılabilir? Size onu göstereceğim. Sizin de eğer evinizde iki tane dumbbell varsa jime gitmeden, salona gitmeden bu tarz antrenmanları pratik olarak hayatınıza geçirebilirsiniz. Ha, tabii ki salon antrenmanının yerini hiçbir zaman tutmaz. Hiçbir zaman gerçekten çok çeşitlendirilmiş barlarla, sehpalarla, makinelerle ya da farklı ekipmanlarla çeşitlendirilmiş bir antrenmanın yerini tutmaz ama her zaman söylüyorum 11-10'dan iyidir. Bir şey yapmak da hiçbir şey yapmamaktan iyidir. O yüzden biz bugün bir şey yapacağız. İki tane dumbbell'la ne kadar mükemmel bir antrenman yapılır onu göstereceğim. Evet. Şimdi elimizde iki tane dumbbell var. Bütün kas gruplarını çalıştırmayı hedefliyorum. Göğüs, sırt, omuz, biceps, triceps, bacak. İki tane dumbbell'la bunları nasıl yapabiliriz? En basit, en sade haliyle aklıma gelen bütün egzersizleri sıralayacağım. Böyle bir istasyon turu yapacağım.
İstasyon bittikten sonra da gerçekten o serotoninle, damarlarımda gelen serotonini hissedeceğim. Antrenman bana şunu veriyor. Kendimi iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum. Kondisyonumu koruyorum, kuvvetimi koruyorum ve yaşam kalitemi artırıyorum. Bunları yapabildiğim sürece, bunları artırabildiğim sürece antrenman yapmaya devam edeceğim. Tabii ki onun dışında estetik ve kozmetik olarak da antrenman her insana birçok şey kazandırıyor. Yani sonuçta size fit olan görünümünüzü kazandırıyor. Yani 12 kiloluk dumbbell'larla çok büyük kütleler tabii ki yapamayacaksınız. Ama mevcut kütlenizi böyle durumlarda şartlar bu seviyeye indirgendiği zaman bile koruyabilirsiniz. Evet, haydi bakalım. Müzik açamıyorum niye? Telefe takılıyor. O yüzden bu videoyu müziksiz çekeceğim. Ama videoyu ilk turu tamamladıktan sonra ben antrenmanıma devam edeceğim. O zaman da müziğimi açabilirim. Bu arada mantık şu. Elinizde 2 tane sabit kilolu dumbbell var. 12. 5 kiloluk dumbbellım yok, 20 kiloluk dumbbellım yok. Bütün egzersizleri 12 kiloluk dumbbellla yapacaksınız. Bu da demek oluyor ki egzersiz sıralamasını buna göre değiştirebilirsiniz. Yani normalde büyük kas grubundan küçük kas grubuna doğru gidilir ama 12 kiloluk dumbbell'lar bazı kas grupları için çok ağır olabilir, bazı kas grupları için de çok hafif olabilir. Çok hafif gelen hareketleri biraz daha sonra bırakacağım. 12 kilo ile yapılması zor olan hareketleri de biraz daha başa koyacağım. Ama yine de mümkün olduğunca kas büyüklüğü hiyerarşisine de uymaya çalışacağım. Ama böyle durumlarda tabii ki her şey değişebilir. Neyle başlayabilirim? 12 kiloluk en zor ne olabilir benim için? Açış egzersizi olabilir, değil mi? Açış egzersizleri her zaman izole egzersizlerdir. O yüzden yapması zordur. Şimdi şınava geçiyoruz. Şimdi sırada bent over race. Press. Row. Biraz dinlenmem lazım. Squat. Üst ekstremiteyi en azından dinlendireyim. Squat yapıyorum, nabzım düşmesin diye. Üst ekstremiteye devam. Triceps. Tekrardan squat. Evet, tur bitti. Turumuz bitti. Ben de bittim kısmen. Evet, ben antrenmana devam edeceğim. Sabah sağlam bir mıhlama yedim. Onu yakmam lazım. Ama zaten kamp hayatı hareketli bir hayattır. Kampta boş kalmazsınız. Mutlaka yapılacak bir iş vardır. Ama dediğim gibi antrenman yapma olgusu bana özellikle zihnen de iyi geliyor. Gördüğünüz gibi nabzım bayağı yükseldi. Bu yapmış olduğunuz antrenman dediğimiz gibi sizi çok büyütmez. Ama böyle durumlarda, antrenmansız kaldığınız durumlarda hem bazal metabolizmanızı yükseltir gün içinde. Çünkü çok yüksek nabızlara çıkıyorsunuz. Artı antrenman sırasında çok fazla kalori harcarsınız. Bu da gün içerisinde yine yağ oranınızı dengelemede ve düşük tutmana yardımcı olur. Kondisyonu çok iyi geliştirir. Antrenman kondisyonunuzu, kardiyovasküler kapasitenizdeki o gelişmeyi kaybetmezsiniz. Nispeten de kuvvetinizi korur. Nispeten diyorum, çok büyük ağırlıklarla çalışmadığınız için
Kuvvet ve hipertrofi olayına garanti veremem. Hipertrofi zaten yapamazsınız. Ama kuvvetinizi ve mevcut kas kütlenizi böyle kısa zaman dilimleri içerisinde ara verdiyseniz nispeten kurursunuz. Ben 12 kiloluk dumbbell'lar seçtim. Önemli olan kaç kilo ya da hangi ekipmanla çalıştığınız değil. Benim fiziki kapasitem 12 kiloya izin veriyor. Sizin fiziki kapasiteniz 12 kiloya izin vermeyebilir. O yüzden ben 12 kiloyla sizden çok daha ağır, çok daha fazla tekrar yapabilirim. Ama bu bir şeyin göstergesi değil. Fiziki kapasitesi benimle aynı olan bir adamı ele alalım. İkimizin de gücü, kuvveti ve kondisyonu aynı olsun. Ben 12 kiloyla onun yaptığından çok daha fazla tekrar yapabilirim. Bu da benim iradi kapasitemin ondan daha iyi olduğunu gösterir. İki tane kapasiteniz var. Sizi başarıya götürecek. Fiziki kapasite, iradi kapasite. Fiziki kapasite çok önemli değildir. Önemli olan iradi kapasitedir. Çünkü eğer iradi kapasiteniz yüksekse, yani iradeniz kuvvetliyse, fiziken ve performans olarak kendinizi zaten çok yüksek noktalara çıkartabilirsiniz. Ama iradi olarak yeterli değilseniz, fiziksel kapasitenizi zaten hiçbir zaman arttıramazsınız. Arttırsanız bile sizden çok daha sonra spora başlayan bir insan yüksek iradeliyse sizi çok kısa zamanda geçebilir. O yüzden önce iradenizi geliştireceksiniz. İradeyi geliştirmenin tek sihirli yolu da, aslında tek yolu da, her zaman bir tık daha fazlasını isteyeceksiniz. Zora ve acıya biraz göğüs gereceksiniz. Kendinizi bu şekilde test ederseniz her fırsatta, her olayda, sadece vücut geliştirmede değil, iradeniz kısa zamanda kuvvetlenir. Önce iradeni kuvvetlendir. Eğer 11. tekrar sana daha çok acı veriyorsa, 10 tekrardan daha zorsa 11. tekrarda mutlaka iste. 11. tekrara gelebilenlerin iradesi her zaman 10 tekrarda bırakanların iradesinden yüksek olur. Ve o insanlarda ama 1 sene sonra, ama 2 sene sonra, ama 3 sene sonra o şu anda 1. olanı mutlaka geçerler. Bölümün sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Umarım siz de hayatınıza bunu en kısa zamanda tatbik edebilirsiniz. Bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Sevgiler. Ben antrenmana devam.
Evet, sağlıklı lezzetlerden herkese merhaba. Şimdiki bölümümüzde sağlıklı lezzetler. Evet. Evet, bakalım bugün sağlıklı lezzetlerde ne var? Bayağı meşakkatli bir kamp lezzeti ama değecek bir kamp lezzeti olacak. Şöyle göstereyim. Bulgur pilavı. Evet. Bulgur pilavı. Bulgur pilavı için gerekli olan malzemelerimi sayıyorum hemen. Yaklaşık bir su bardağı bulgur pilavım var. Düzeltiyorum. Yaklaşık bir su bardağı bulgurum var. Henüz pilav olmadı. Yanımda 3 tane yeşil biber, 1 tane orta boy soğan, salçam, zeytinyağım ve günün spesiyali olarak da közde patates yapmayı düşünüyorum. Evet, bugünkü benim bulgur pilavı ve patates tamamen burama kadar karbonhidratla dolmayı düşünüyorum. Evet, kamp biliyorsunuz böyle soğuk tutma imkanlarınız falan olmadığı için, dolap molap vesaire olmadığı için genelde kampa böyle ya kurutulmuş etler ya da karbonhidratlı gıdalar götürüyorum. Kuru karbonhidratlı gıdalar götürüyorum. Et yani en fazla götürebileceğiniz ilk iki gün içinde yemeniz lazım. Onun dışında eti yemiyorsunuz. Protein olarak yanımda getirdiğim tek gıda sucuk ve yumurta. Evet. Haydi bakalım tarifimize başlayalım. Öncelikle ateşimiz yana dursun. Az önce ateşimizi yaktık. Şöyle güzel derin bir tavam var. Altı kalın. Kolay yanmaz. Öncelikle soğanımı içine doğrayacağım. Eğer ki diyelim kamptasınız, üzerinizde doğrayacak bir tahtanız yok. Benim gerçi yanımda tahtam var da tahtanızın olmadığını düşünelim. Şöyle bir soğan doğrama yöntemim vardır. Bakın şöyle ilk önce soğana derin boylamasına kesikler açıyorsunuz. Evet. Oldukça derin. Bu tip şeyler için yanınızda mutlaka şu et kalınlığı ince olan bir bıçak getirmeniz lazım. Yani kampta zaruri malzemelerden biri. Eğer ki kamp mutfağına önem veriyorsanız ve kampta yemek pişiriyorsanız kesinlikle 3-4 milimlik kalınlıktaki bıçaklarınızda bu şekilde kesemezsiniz. O yüzden mutlaka paslanmayacak, keskinliği yüksek, dediğim gibi et kalınlığı da 1,5-2 milimetre en fazla olan bıçakları tercih edin. En azından yanınızda bir tane o şekilde bıçağınız olsun. Yardımcı bıçak olarak. Ve kestim, boyuna kestiğim çizgilere bu sefer dik açıyla gelebilecek enine çizgilerde kestim. Ve şurada gördüğünüz gibi kare bir diyagram oluştu. Kare bir şekil oluştu. Daha sonra bunları horizontal düzlemde diyeyim, sporcular bilir. Keserek küçük küçük soğan kareleri oluşturuyorum. Bunu babamdan öğrenmiştim. Zeytinyağı, saf organik zeytinyağı, özel köylülerden alıyorum. Yani mümkünse siz de eğer çevrenizde ya da böyle bir imkanınız varsa, böyle bir irtibatınız, iletişiminiz varsa kendi zeytinyağını kendi yapan insanlar var köylerde, Anadolu'da. İletişim halinde eğer bulunuyorsanız, bulunabiliyorsanız mutlaka zeytinyağını oradan alın. Hem çok daha ucuza geliyor hem de tamamen herhangi bir ekstradan ısıl işlem görmeden, soğuk sızma, taş baskı, yani kaliteli organik zeytinyağları onlardan edinebilirsiniz. Dur. Şimdi zeytinyağı kısa karıştıracağım. Bugün yapmış olduğum tahta kaşığı gördünüz. Onunla karıştırayım. Soğanları şimdi biraz öldüreceğiz. Şimdi bu böyle kavrulsun soğanlarım. Evet, biraz da biberleri kavuracağız.
Bu arada biberlerim, soğanlarım da kavrulmaya devam etsin. Ben de patatesler için getirdiğim, közde patates için getireceğim alüminyum folyoyu patateslerin çevresine sarayım. Aa, şöyle. Heh. Közde patates için çok büyük patatesler seçmemeniz lazım. Ve patatesi mümkün olduğunca alüminyum folyo ile közün içine gömün, hiçbir şey olmaz. Şimdilik patates de fazla gelecek. 3 tane patates çıkarmışım. Ben onu da 2'ye düşüreyim. Şöyle bir yemek kaşığı salça yetti. Sağlıklı lezzetlerden de bugünlük bu kadar. Sağlıklı lezzetlerdeki bugünkü tarifimiz bulgur pilavıydı. Ateşimiz yanmaya devam ediyor. Birazdan üzerine çay suyunu koyacağım. Ama ilk önce şu yeterince fazla olan yemeği yemeye çalışacağım. Bakalım. Oh, dibine de tutmamış. Maşallah çok güzel pişmiş ya. Bugünkü yaptığım tahta kaşıkla da birazdan sizler için tadına bakacağım. Sıcak hala. Ateşten yeni aldım. Of. Her şey çok güzel. Az önce tarifte söylemeyi unuttum. Tuz eklememiştim. Tuzu sonradan ekledim. Siz tuzu unutmayın. Her şey çok ayarında. Belki salçası çok az, daha az olabilirdi. Ama onun dışında bulgurun pişme seviyesi falan çok güzel. Tuzu falan çok güzel. Evet, sağlıklı lezzetlerden bugünlük bu kadar. Unutmayın, siz diyetinizi kinoa ile yaparsınız belki ama cenazenize bulgur gelir. Bulguru unutmayın. Ben sizin için hatırlayacağım. Çok güzel. Ne zaman geldim ruhum görmedim seni. Oh,
acilen Türkiye'nin ikinci havalimanı olacak. Havalimanı. Sezon boyunca göstermiş olduğu gelişimden ben çok memnunum. 3. maçına Oracle Arena ev sahipliği yaptı. 215 ülkede canlı yayınlanan karşılaşmada son şampiyon Golden State Warriors Toronto Raptors ağırladı. Golden'in isabetli atışlarıyla farkın azalmasına izin vermedi. Tarihinde ilk kez finalde mücadele eden Toronto, Golden State'i 123-109. Onlar yalnızca Doğu Karadeniz'de bu adada yaşayabiliyor. Su bulmak için yaptıkları seferde Giresun Adası'na uğramışlardır. Yine bu adada Amazonlar yabani... Belli araçlarla adaya geziye ziyarete geliyoruz. Tarihe ev sahipliği yapan bu yerlere... Adada...